Merhaba, bu video yaklaşık 4 mm çapında bir yanak tükürük bezi, yani parotis bezi taşının CL endoskopik olarak çıkartılmasını gösteren bir video. Burada kanal ağzına yaklaşık 6 cm mesafede hilumda, yani bezin dallanma bölgesinde taşı görüyorsunuz. Metal çubukla taşı vurarak parçalarına ayırıyoruz. Bu yöntem tükürük bezi taşları için kullanılıyor. Aynı böbrek taşlarında olduğu gibi nasıl böbrek alınmıyorsa artık biz de tükürük bezi taşları için tükürük bezini almıyoruz. Taşı bu şekilde kanal içerisinde kırıp parçalar halinde çıkartabiliyoruz. Tabii bu durum yüksek teknoloji gerektiriyor. Bu endoskopun çapı 1,6 mm. Tükürük bezine özel üretildiği için buna CL endoskop diyoruz. Bu taş parçalarında tuttuğumuz forceps 0,8 mm. Endoskopun aynı çaptaki çalışma kanalından giriyor ve bu şekilde parçaları tutup çıkartabiliyoruz. Taşı kırdığımız prop 0,6 mm. Endoskopun bir de sulama kanalı var. Buradan da su vererek hem kanalı açık tutuyoruz hem küçük parçaları yıkayıp temizleyebiliyoruz. Bunlar çok minyatür araçlar. Bu tükürük bezi taşı olan hastalar en sık belirtileri yemekler sırasında ilgili bezin şişmesi. Bu hastada yanak şişmesi oluyordu. Ama çene altı tükürük bezinde de, yani submandibüler bezde de şişme olabiliyor. Yemek yerken şişiyorlar. Bazen iltihaplanabilir. O zaman ağrı da oluyor. Şişlik yemeklerden sonra yaklaşık yarım saat, bir saat içerisinde iner. Ama taş büyümüşse daha uzun sürebilir. Bazen günler sürer, bazen inmeyebilir. İltihaplanırsa ağrılı şişmeler bayağı hastanın canını sıkabilir. Hasta bu belirtilerle doktora başvurduğunda önce genellikle antibiyotik veriliyor. Ama hani bazıları mekanik şişme olduğu için antibiyotik aslında çok anlamlı olmuyor. Ultrason veya bir başka görüntüleme yöntemi uygulanıyor. Geçmişte CL endoskopi yokken taş tespit edildiğinde hani bekle, kendiliğinden düşebilir, işte bol su iç, masaj yap gibi bazı tedbirler anlatılırdı. Ama taşların senede 1 mm büyüdüğünü biliyoruz. Çok büyürse CL endoskopik olarak çıkartılması güç olabiliyor. O yüzden artık hani beklemek yerine bu uygulamayı öneriyoruz. Eskiden yine hani sıkıntı veren durumlarda bez alınırdı. Ama neyse ki artık CL endoskopi yöntemi var. Taşın boyutu fark etmiyor. Bu 4 mm'lik bir taş ama 3 cm'lik bir taşı da bu şekilde çıkarttım. 5,5 saat sürmüştü. Onun videosu tabii daha uzun. Açıkçası edit etmeye üşendim ama 1 cm'lik taşları çıkardığım video var, YouTube'da izlenebilir. Bunlar artık son parçalar. Forceps'le tutup yine alıyoruz. Bu büyük parçaları çıkarttıktan sonra kalanlar kırıntı oluyor ve yıkamayla kolaylıkla temizleniyor. Önü açık olduğu için sonradan da masajla gelebiliyorlar. En son aşamada kanal ağzı güzel iyileşsin diye, geniş kalsın diye ince plastik bir stent koyacağım. Bir hafta sonra bunu ofiste alıyorum. Burada görüldüğü üzere artık tamamen temizlenmiş. Bu hastayı da taşından kurtarmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler.